devletleri olarak sıralanıyor. Şimdi tabii ihracat büyüme demişken ihracatta önemli bir sektör, lojistik sektörü. 2017 yılı biliyorsunuz malumunuz açıklandı. %7,4 gibi yüksek bir büyüme oranıyla kapattı Türkiye. 2018'de de büyüme odaklı bir strateji izleniyor ki bu hafta buna ilişkin tedbirler gelecek. Bu noktada yatırımlar önem kazanıyor. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diyan Arkas yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının önemine değindi. Arkas, Çin'le Türkiye arasındaki taşımacılık için hazırlandıklarını söyledi. Türkiye ekonomisi 2017 yılında %7,4 büyüme yakaladı. 2018 yılında da alınacak tedbirler ve nefes kredisiyle büyümenin devam etmesi bekleniyor. Arkas Lojistik 25 milyon liralık yatırımla 60 tane çekiciye teslim aldı. Basın toplantısında konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diyan Arkas, 2018 yılı içinde umutlu olduklarını söyledi. Daha biraz erken sene başındayız ama şu ana kadar olumsuz bir etkiyle karşılaşmadık. İş hacminde olumsuz bir etkiyle karşılaşmadık. Hatta %15-20 büyümemiz var. Diyan Arkas yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı. 2018'de araç yatırımlarıyla başladık bildiğiniz gibi. Depo yatırımlarımız devam edecek. Geçen sene 4 depo açmıştık. Bu sene de onlar bazen öz mal bazen kiralık olarak devam edecek. Lokomotif yatırımlarımız gündemde. Arkas Demir İpek Yolu olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının da önemine değindi. Düzensiz bir hat olarak başlamıştı. Ama şu anda 15 günde bir düzenli seferler var. Hedefimiz onu haftada bir yapmak. Çin bu hattın tabii ki gelebileceği son nokta. Çin'den Türkiye'ye olan taşımaları biz şu anda çalışıyoruz ve ilk yapan olmak istiyoruz. Bir de piyasalara bakalım. Piyasalar nasıl haftanın ilk işlem gününde? Borsa İstanbul'da